Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Güncel bilgiler denemesi serisiyle tekrardan birlikteyiz. Hemen başlayalım. 37 ülkeden 10.000'den fazla askeri personelin katıldığı tatbikatta yerli ve milli üretim KNT-76 keskin nişancı silahı, Kobra 2, Kirpi 2 ve Vuran taktik tekerlekli zırhlı araçlar, yeni nesil cirit füzesi ve S-70 obüsler ilk kez kullanılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatı olan Efes 2022 tatbikatı aşağıdaki şehirlerden hangisinde yapılmıştır? Buradaki doğru cevabımız İzmir olacaktır. Kasım 2021 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı'na bağlı Aksakallılar Heyeti Başkanı olarak seçilen Türk siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Binali Yıldırım olacaktır. Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya gibi Müslüman üyelere sahip olan ve Birleşmiş Milletler'de daimi olarak temsil edilen uluslararası örgüt olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın merkezi neresidir? Buradaki doğru cevabımız Suudi Arabistan olacaktır. 1935 yılında yazdığı ölümünden 15 yıl sonra aynı isimle sinemaya aktarılan Atları da Vururlar yazarının en bilinen eserleri arasında yer alır. Büyük buhran dönemini anlatan katı romanlarıyla tanınan Amerikalı yazar aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Horace M.C. Joy'dur arkadaşlar. Günlük yaşamın psikopatolojisi, düşlerin yorumu, psikoanaliz üzerine 5 ders ve uygarlığın huzursuzluğu eserleri bulunan psikanalizin babası olarak da bilinen psikolog ve yazar aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Sigmund Freud olacaktır. Anti sömürgeci ve anti apartheid görüşüyle uluslararası beğeni toplamıştır ve 1993'teki Nobel Barış Ödülü, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı Özgürlük Madalyası ve Sovyet Lenin nişanı da dahil olmak üzere 250'nin üzerinde ödül kazanmıştır. Güney Afrika'da ulusun babası olarak görülür. Yukarıdaki parçada bahsedilen Güney Afrika'nın ilk siyahi cumhurbaşkanı olan siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Nelson Mandela, Güney Afrika'da ulusun babası olarak görülüyor. Haziran 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre Çamlık mağaralarının bulunduğu bölge Derebucak Çamlık Mağaraları Milli Parkı olarak belirlenmiştir. Belirlenen Derebucak Çamlık Mağaraları aşağıdaki illerimizden hangisinde bulunur? Buradaki doğru cevabımız Konya olacaktır. Nobel Edebiyat Ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk'un salgın ve pandemi dönemi ile ilgili 2021 yılında yazdığı eserin adı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Veba Geceleri olacaktır. Türkiye'nin üyelik için 1959 yılında başvurduğu ve öne sürülen birçok gerekliliği yerine getirmesine rağmen çeşitli bahanelerle tam üyeliğe kabul edilmediği uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Avrupa Birliği olacaktır. Aşağıdaki romanlardan hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait değildir? Buradaki doğru cevabımız Yeni Hayat olacaktır. Yeni Hayat Orhan Pamuk'a ait bir eserdir. Mahur Beste, Huzur, Sahnenin Dışındakiler, Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi eserler Ahmet Hamdi Tanpınar'a aittir. 1906 Nobel Fizik Ödülünü kazanmıştır. Değişik gazlarda yapmış olduğu deneylerle her atomun elektron yükünün kütlesine oranı hesaplayarak elektronu keşfetmiştir. Elektron veren atomun artı yüklü olacağını ispatlamış, atom içerisinde proton ve elektronun homojen olarak dağıldığını söylemiştir. Bu yüzden bu modele üzümlü kek modeli de denilmektedir. Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Joseph John Thomson'dır. Aşağıdaki müzik aletlerinden hangisi yaylı çalgılar arasında yer almaz? Evet arkadaşlar, KPSS güncel bilgiler kısmında müzik aletlerinden de sorular gelmiş. O yüzden bu konuyla ilgili de soru hazırladım sizler için. Hemen devam edelim. Buradaki doğru cevabımız bağlama olacaktır. Bağlama yaylı çalgılar arasında yer almaz. Telli çalgılar arasında yer alıyor. Yaylı çalgılardan bahsedecek olursak keman, cello, elektro keman, kontrabas, viola, violonsel, kemençe, kabak kemane, yaylı tambur gibi yaylı çalgılar vardır. Devam edelim. Dünya Kickbox Federasyonu Akdeniz Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından 2023 Akdeniz Kickbox Şampiyonası'nın aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmasına karar verilmiştir? Buradaki doğru cevabımız Türkiye olacaktır. Kaleme aldığı ilk şiiri Seyhan Adana Halk Evi dergisinde yayınlanmıştır. Usta yazarın Çukurova ile Toroslardan derlediği ağıtları içeren Ağıtlar adlı ilk kitabı Adana Halk Evi tarafından yayınlanmıştır. Askerliğini yaptığı Kayseri'de ilk uzun hikaye kitabı Pis Hikaye'yi kaleme almıştır. Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yusufçuk Yusuf, Yılanı Öldürseler ve Kuşlar da Gitti gibi eserleri vardır.
Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Yaşar Kemal olacaktır. Aşağıda verilen uluslararası örgütlerden hangisinin özelliği yukarıda yer almamaktadır? Rus işgali ve üye ülkelerin dıştan gelecek tehlikelere karşı korunması amacıyla kurulan askeri bir örgüttür. Bu örgüt hangisi arkadaşlar? NATO'dur. 1971 yılında kurulmuş uluslararası bir çevre örgütüdür. Sadece üyelerinin maddi desteğini kabul etmektedir. Bu Greenpeace örgütü olacaktır. Dünyadaki petrolün büyük çoğunluğuna sahip ülkelerin 1960'ta kurdukları ve dünya petrol üretimine ve satışına dair kararlar aldıkları örgüttür. Bu OPEC'tir arkadaşlar. 1. ve 2. Dünya Savaşlarından sonra ABD'nin Avrupa ülkelerine ekonomik desteği doğrudan değil bir kuruluş aracılığıyla yapması için kurulmuştur. Bu örgütte IMF'dir arkadaşlar. Yani burada OECD'ye ait bir bilgi yer almamaktadır. O yüzden doğru seçeneğimiz Deniz olacaktır. Devam edelim. 1905 yılında kromozom yapısındaki araştırmaları sonucunda X ve Y kromozomunu bilim dünyasına kazandıran bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Nettie Marie Stevens olacaktır. Aşağıdaki müzik aletlerinden hangisi vurmalı çalgılardan değildir? Buradaki doğru cevabımız tambur olacaktır. Tambur telli bir sazdır arkadaşlar. Çalpara, perküsyon, bateri, santur bunlar vurmalı çalgılar arasında yer alıyor. 2000 yıl sonra sergilenen oyunla izleyicisiyle buluşan Konuralp Antik Tiyatrosu aşağıdaki şehirlerden hangisinde bulunur? Buradaki doğru cevabımız Düzce olacaktır. Türk Devletler Teşkilatı'nca Türk Dünyası 2023 turizm başkenti aşağıdaki şehirlerden hangisi olmuştur? Buradaki doğru cevabımız Şamahi olacaktır. Azerbaycan'ın bir şehridir arkadaşlar. Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de mavi bayrak verilen plaj Mollasım Halk Plajı nerede bulunur? Buradaki doğru cevabımız Van Gölü olacaktır. Mollasım Halk Plajı Van Gölü'nde bulunuyor. Dünya üzerindeki çatışma bölgelerine uluslararası kuruluşların aldığı kararlara barışı sağlamak amacıyla askeri müdahaleler yapılmaktadır. Aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisinin askeri yaptırım gücü bulunmaktadır? Buradaki doğru cevabımız Birleşmiş Milletler olacaktır. 1915 yılında kıtaların kayması teorisini ortaya atan ve kıtaların ve okyanusların kökeni adlı eseriyle tanınan Alman meteorolog aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Alfred Lothar Wegener olacaktır. İlk otobiyografik roman olma özelliğine sahip 9. Hariciye Kovuşu isimli eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Peyami Safa olacaktır. İnce Mehmet adlı eseriyle tanınan Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Yaşar Kemal olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgeye göre her yıl 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta ne haftası olarak kutlanacaktır? Buradaki doğru cevabımız Çevre Haftası olacaktır. 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta Çevre Haftası olarak kutlanacaktır. Tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan Floransalı düşünür, devlet adamı, askeri stratejist, şair ve oyun yazarı, İtalyan Rönesans hareketinin en önemli figürlerindendir. Prens, askerlik sanatı, Floransa tarihi ve Floransa'da komplolar ve karşı komplolar tarihi eserleri bulunur. Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Nicole Maquiavel olacaktır arkadaşlar. Küresel ticarete en çok konu olan mallardan biri petroldür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dünyanın önemli petrol üreticilerinden biri değildir? Buradaki doğru cevabımız Afganistan olacaktır. Türk edebiyatındaki ilk telif polisiye romanı olan Esrar-ı Cinayet isimli eserin yazarı kimdir? Buradaki doğru cevabımız Ahmet Mithat Efendi olacaktır. Türkiye'nin WASP 52 yıldızına Anadolu, WASP 52B gezegenine ise Göktürk ismi verilmiştir. Finans piyasalarında iki tarafında belirli bir zaman diliminde varlıklarına ve yükümlülüklerine bağlı olarak farklı faiz ödemelerini yahut farklı dövizleri karşılıklı olarak değiştirdikleri işlemlere ne ad verilir? Buradaki doğru cevabımız swap olacaktır.
Mart 2022 tarihinde simgelerin köprüsü olarak anılan, aynı zamanda dünyanın en uzun ortaya çıktıklığı asma köprüsü olma özelliğine sahip olan köprü aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız 1915 Çanakkale Köprüsü olacaktır. Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olma özelliğine sahiptir arkadaşlar. 1915 Çanakkale Köprüsü. Mart 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Diyarbakır il sınırından alınan Şenyayla bölgesi hangi ile bağlanmıştır? Buradaki doğru cevabımız Muş olacaktır. Şenyayla bölgesi Muş'a bağlanmıştır. D8 üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini hedefleyen bir kuruluştur. Aşağıdakilerden hangisi D8'e üye olan ülkeler arasında yer almaz? Buradaki doğru cevabımız Brezilya olacaktır. D8 ülkelerini sayacak olursak Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'dır arkadaşlar. 1903 Nobel Fizik Ödülü, 1911 Nobel Kimya Ödülü sahibi ve radyoloji biliminin kurucusudur. Nobel ödülünü alan ilk kadın, bu ödül iki kere alan ilk bilim insanı olmuştur. Yukarıdaki parçada bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Marie Curie olacaktır. Radyoloji biliminin kurucusudur. Türkiye'nin ilk buz müzesi olan Ata Buz Müzesi hangi ilimizde yer almaktadır? Buradaki doğru cevabımız Erzurum. Ata Buz Müzesi, ilk buz müzemiz Erzurum'da yer alıyor arkadaşlar. Avrupa'da sınıf farklarının kuvvetle yaşandığı bir dönemde halktan bir genç ile asilzade sınıfından bir kızın birbirini sevmesi ve aralarındaki sınıf farkının getirdiği engellere baş kaldırarak evlenmelerinin anlatıldığı herhangi bir hususiyeti olmayan sıradan bir hikayedir. Yukarıdaki parçada bahsedilen edebiyat tarihinde ilk hikaye denemesi olma özelliğine sahip Ahmet Mithat Efendi'nin eseri aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Letaif-i Rivayat olacaktır. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın.